Bir kelime söylemek istiyorum. Evet yavrum, konuşabilirsin. Biz ayrıldık. Çocuklarıma nefaka bağladılar. Alo. Evet, dinliyorum. Büyü her hafta çocuklarımı görüyorum diyor. Nefakamı ödüyorum diyor. Acaba doğru mu? Komşular sorsun, kağıdım elimde. Ben savcılar vermek istiyorum zaten. İyi ki de oraya çıkmış. Evet efendim, haklısınız. Bu ödemiyorsa verin. Neyle okuyor? 16 yaşında kızım var benim. 4 tane kızım, 1 oğlum var. Allah bağışlasın sana onları kardeşim. Bir de oraya çıkmış, ben ödüyorum çocuklarıma bakıyorum diye. Acaba ne yüzle konuşabiliyor? Kızı burada dinliyor, vicdan azabı duyuyor. Benim kızım bir kontör istedi, onların hakkını değiştirdi. Ama şimdi orada çıkmış da konuşuyor. Hakkını, telefonu değiştirdi kızından. Evet, açık. Konuş. Şu anda ben dinlemiyorum seni. Sen niye dinlemiyorum? Dinleme. Sen bana dinle. Ne yaptığını ben burada anlatmıyorum. Kiberi şimdi. Dinle, ben 7 dinleme. Ay 8 ay soğuklarda kaldım. Kızını dinle, kızını. Alo. Bunu ben anlatmıyorum şu an. Bunu ben konuşmuyorum, şu an konuşmuyorum. Şuraya bakar mısın Alo. Sen? He, bunu ben konuşmuyorum. Çocukları istediğin gibi yönlendirdin, Alo. İstediğin gibi ötledin. Zengin insanları peşine taktın, beni burada rezil ettin. Alo. Ben yine Alo. Konuşmuyorum burada. Ben, burada ben konuşmuyorum, ben orada Baba, konuşma. Baba, bir dakika dinler misin? Ben dinliyorum. Ben dinlemek istemiyorum. Hiç olabilir efendim. Emrah siz dışarı çıkabilirsiniz. Biz dinliyoruz. Cumartesi dinle. Dinleyeceğiz. Benim başıma neler geldiğini, bana neler yaptığını ben burada konuşmadım onu. Zehra Hanım niye kaçıyor? Benim eşini dinlemiyor. Neden kaçıyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz? Dinleyeceksiniz. Bak ne güzel hanımefendi, erkek gibi telefona bağlandı. Siz de orada oturup konuşacaksınız. Neyi konuşacağım? Korkup dinleyeceksiniz. Kaçmayacaksınız. Erkek olan kaçmaz. Dinle. Oturacaksınız orada. Niye oturayım burada? Sen benim ne çektiğimi biliyor musun? Benim ne çektiğimi biliyor musun? Benim ne çektiğimi biliyor musun? Benim ne çektiğimi biliyor musunuz? Konuşma hakkınız yok. Bayanım, bayan konuşacak. Sizin var konuşma hakkınız. Bayan konuşma hakkınız. Siz müdahale etmeye hiç hakkınız yok. Efendim, müsaade eder misiniz ikiniz de? Hanımefendiyi dinlemek istiyorum. Susar mısınız? Susar mısınız? Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Telefondaki bayan. Evet. Alo. Evet. Hala onun icrası görev eden Karadeniz'den benim kapıma kağıt yapışıyor. O zaten Karadeniz'den kaçak. Adresini versin, kağıtlarını, icrasını kendi adresine alsın. Benim çocuklarımı tehdit etmesin borçlular. Bağkur'u borcu var. 30 milyar çocuklarıma yeşil kart çıkartamıyorum. Benim ikametgahım benim cebimde. Ben bir yıldır ayrılmışım oradan. Bir yıldır ayrılmışım ne benim cebimde. Çocuklarıma bakayım senin diyor. 50 tane yalanlarla beraber 50 tane laf. Başka hiçbir şey demiyorum. Kızına veriyorum. Kızı konuşsun kendisiyle. Hiç kızla konuşmasın benimle. Hiç kimse benimle konuşmasın. Kızı konuşma hakkına sahiptir. Çocuğuna verin, gerçekleri çocuğundan ben duymak istiyorum. Ben konuşabilir miyim? Evet. Evet, ben konuşacağım. Yani konuş kızım. Sevgili abla, babam cumartesi pazar bir kere bizi görmeye gelmiyor. Nafaka Sibel. Ödemesi lazım. Onu da ödemiyor. Sibel. Efendim. Biz seninle annenle boşandığımız ben zaman... Ben seninle konuşmayacağım. Bir dinle, ben dinle. Semra teyzeyle ben baba konuşacağım. Şeyle barıştı. Ben seninle konuşmuyorum. Ben senden abi, sen benimle konuşmasın. Sen babanı değiştirdin. Sen benimle konuşmasın. Sen benimle ne konuşacaksın ki? Konuşmayacağım. 50 tane yalanla, 50 tane alkış da olsa onu Allah biliyor. Efendim, müsaade edin. Kızınız sizin evladınızdır. O da konuşma hakkına sahiptir. Size de söz hakkı vereceğim. Bir dakika müsaade edin efendim. Bir çocuk yalan söylemez. Çünkü siz öz babasısınız. Buyurun kızım. Buyurun evladım. Bakın ben 16 yaşındayım. Lise 1'e gidiyorum. Bir kere bile babamın kalemini kullanmadım. Şu ana kadar hep komşularımız bize baktı. Ve bayrama 2 gün kaldı. Bize yine komşularımız kıyafet alıyor. Babam niye gelmiyor? Babam bizi arayıp soramaz mı? Bir dinler misin Sibel? Babam 5 yıldır benim eve gelmiyor zaman... bir kere. 2,5 falan değil. 5 yıldır gelmiyor. Hala da borçluları var. Sibel beni yalan dinle o söylüyor. Zaman. Yalan söylüyor. Kesinlikle yalan söylüyor. Ya beni dinle. Vallahi efendim bütün kadınlar aynı şeyi yaşıyor. Babalar kendi zevkinde geçiyor. Evet, bir kalem, bir defter, bir çorap bile almıyorsunuz. Dışarı çıkar mısın? Çık! 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 Dışarı çık! Dışarı çık! Teşekkür ediyorum. Elinden öperim seni. O çocukları
bizler tek başımıza yapmıyoruz. O çocuklar için canımızı veriyoruz biz anneler. Evet, tahta da sileriz, yer de sileriz, iş de yaparız ama çocuklarımızı aç bırakmayız. Beyefendinin dediği gibi Türk kadını hiçbir zaman kocasına da ihanet etmiyor, edenler bizden değildir. Doğru kadın kocaya değil, en başta kendine ihanet etmez, sonra evlatlarına laf söyletmez. Sen bunu bile öğrenememişsin. Çok teşekkür ederim Semra teyze. İyi akşamlar diliyorum size. Bakın, anneler hakikaten çocukları için bir ömrü heba ediyorlar, öyle veya böyle. Ama babalar, ben şuna inanıyorum ki ne çocuk yalan söylüyor ne de annecik. Kadın bakın, komşular bayram için çocuklarına giysi alıyormuş. Ve beyefendi grand tuvalet giyinmiş, süslenmiş, zengin bayan aramaya çıkmış. Yazıklar olsun. Evlatlar bir çift çorap babamdan dedikleri zaman göklere uçuyorlar. Baba kelimesi diyememiş çocuklar var. Bir kalem almıyorlar, doğru. Doğru. Ondan sonra da çocuk benim çocuğum. Hah, senin çocuğun. Bulursan senin çocuğun. Semra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? O çocukların peşine düşmemiş, o servet peşine düşmüş, zengin kadın peşine düşmüş. Yahu kendini rahat ettirmek için yer arıyor. Kendini rahat ettirmeye. Olay bu, başka bir şey değil. Kendini rahat ettirecek, saçını tuvaletini yapmış gelmiş. Bir de utanmadan. Ona inandık. Bir de utanmadan buraya çocuklarıma bakıyorum diyor. Hiç boş utanmıyorlar ya. Hanımefendi, bizler helal gerçekten olsun anne. Sizi kutluyoruz. Allah yardımcınız olsun. Allah evlatlarının hayrını göstersin ya Rabbim. Çocuklar, annenizin yanından ayrılmayın. Kimsenin sözüne kanmayın. Kızlar, annenizle dertleşin. Erkek çocukları da ne olur annenizi, ablalarınızı dinleyin yavrum. Kötü dünya, akıllı olun. Ananızın koltuğunun altından, sözünden çıkmayın çocuğum. Diyecek sözüm yok. Evet oğlum, evlilik ve bazen sonları, çoğumuzun başında olduğu gibi. Vallahi bıraktıkları gibi gidiyorlar, ne kalemi. Çöp çöp, süpürge teli bile almıyorlar. Ey anam ey, neler görüyoruz. Hiç önemli değil, Allah bizlere güç, kuvvet versin. Amin. Evlatlarımızı da doğru yoldan ayırmasın. Amin. Ben kendimden biraz şöyle bahsedeyim. 10 tane babaya bedelsin. Allah'a şükürler oldu. Allah, ben sana sağlık konuşmuyorum, sizlere konuşuyorum. Bakın ben burada kendimi hiç konuşmuyorum. Sizler ve bütün gelen arkadaşlarımı konuşuyorum. Buradaki beyler ve bayanları da göz önüne alarak konuşuyorum. Benim hayatım beni ilgilendirir. Onun için kendimi hiçbir şeyin içine katmıyorum. Ben zaten 99 erkeğe bedelim. Hiç umurum değil. Semra Hanım, senin hayranın yerde olarak epey bir zamandır, yani programa başladığından beri, Kaynanalar dizisinden beri senin hayranın olarak izliyordum. Sağ ol, Allah razı olsun. İşimi gücümü bırakıp gene izliyordum. Çok seviyordum sizleri. Gerçekten senin bu konuşmaların, senin düzgün tarzlarına bayılıyordum. Buna çok hayrandım. Görmek de istiyordum ve yakından da gördüm. Gerçekten takdir edilecek bir bayansın. Unutulacak bir bayansın. Çok da güzelsin, çok da iyisin, çok da harikasın. Güzel de yönetiyorsun. Sağ olun, ellerine kollarına sağlık, diline sağlık. Çok sağ olun efendim. Sadece doğruları söylüyoruz. Doğrunun yanındayız. İşte evladı, işte annesi. Gelmiş burada durmadan bıyık altından gülen bir adam.
E ben sana nasıl eş bulayım kardeşim? Sen zaten çocuklarının, hanımının kıymetini bilmemişsin. Bir daha bir kadının canını yakmaya mı geldin buraya? Bir de zengin olsun, paralı olsun. Hadi güle güle.